Senin kapatıcı olarak ise Farmity'nin bu BB kapatıcısını kullanacağım. Yani Johnson Transparan pudrasını kullanıyorum ben bu pudrayı. Göz pınarlarımı aydınlatacağım. Bu işlemleri siz de uygulayın her zamanlarınızı. Mutlaka böyle aydınlatılması. Bitirdim. Şimdi ten makyajımı da tamamen bitiriyorum ve makyajımın sonuna geliyorum. Yukarı doğru. Her zaman yukarıya doğru. Yani şu çizginin algı yemeğe açısını kullanacağım. Ben bu aydınlatıcıya bayılıyorum. Tek kelimeyle gerçekten bu bayılıyorum. Bu şekilde kalemle rujun arasında bir ton fark varsa eğer parmağınızın. Merhabalar, ben Sema. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yüzümden de anlaşıldığı üzere bir makyaj videosu. Bugünkü makyajımızla kullandığımız ürünler yarısından çoğu gibi diyelim. Gabriel'in markasına ait. Birkaç tane yeni ürün deniyorum. Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak kullanacağımız, yani bu makyajın asıl sebebi olan Gabriel'in markasının bizlere, bütün bloggerlara gönderdi sanırım diye düşünüyorum. Göndermediği blogger kalmadı gibi bir şey. Şöyle bir set halinde dörtlü, yani aslında dörtlü değil. Normalde dört rengi olduğu için bütün renklerini gönderdi. Hangisi tenimize uyduğunu bilmedikleri için. Benim cildime uyan rengi şu 101 rengi, en açık rengi. Şu anda benim cildimle tam anlamıyla uyuştu diyebilirim. 102, 103, 104 numarası da var ama onlar bir tık daha koyular. Yani esmerseniz, biraz daha koyuya kaçıyorsanız kesinlikle olabilir. Biraz ürün hakkında bahsetmem gerekirse kuru ciltlerin kullanamayacağı bir fondöten. Tam anlamıyla karma ve yağlı ciltliyseniz bu sizin için üretilmiş bir fondöten diyebilirim. Çünkü çok yoğun. Derma Makeup Cover fondötenlerin çoğu zaten yoğun olur. Bu da 24 saat kalıcılık vaat eden yoğun bir fondöten. Cildinize sürdüğünüz anda matlaşıyor ve kesinlikle cildinizde ağırlık yapmıyor. En sevdiğim özelliklerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Cildimde şu anda kesinlikle ağırlık yapmıyor ve gün içerisinde zaten hani bazı fondötenler böyle durdukça ağırlık yapar. Bunda öyle bir sorun da yaşamadım. Ben bunu 7-8 saat cildimde tuttum ve kesinlikle kusmadan yapmadı. Benim sevdiğim, gerçekten açık ve dürüst bir şekilde söylüyorum bunu, öyle her fondöteni sevmediğimi bilirsiniz zaten. Bunu sürekli söylüyorum. Günlük hayatımda kesinlikle fondöten kullanmıyorum. Tercih de etmiyorum zaten. Sadece özel günlerimde kullanıyorum. Hatta bana bazen soruyorsunuz fondöten önerir misin diye. Ben çoğu kişiye diyorum ki ben fondöten kullanmıyorum. Yanlış bir ürünü önermek istemem. Ama şöyle söyleyebilirim ki kullandığım fondötenler arasında şu anda kapatıcılık yönünde gerçekten çok 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 başarılı. Mesela 2 kere 3 kere kullandım sanırım. Normalde ilk kullanımda ben de sivilce yapar kullandığım fondötenler ama bunda öyle bir sorun da yaşamadım. İnce yapıda, yoğun kapatıcılıkta ve böyle mat bir fondöten arıyorsanız kesinlikle bu sizin için üretilmiş bir fondöten. Ama ben normal ciltliyim ama cildimde böyle ağırlık yapar mı diye düşünüyorsanız normalde bu yüz yağlarıyla karıştırarak sünger yardımıyla uygularsanız gayet de başarılı bir sonuç elde edersiniz. Uygulamalı bir şekilde anlattım. Dilerseniz birazcık da videonun içerisinde bahsedelim. O zaman sizi videoya alıyorum. Şimdi dediğim gibi 101 numarası benim cildime tam oluyor. 101 numarasını kullanarak başlayacağım. Bu tarafımı fırçayla, bu tarafımı da sünger ile uygulamayı düşünüyorum. Bu sayede ikisinin arasındaki farkı görün istiyorum. Hangisi daha kapatıcı oluyor, hangisi daha doğal duruyor. Büyük ihtimalle sünger daha da doğal duracaktır. Fırça ise daha yoğun kapatıcı duracaktır. Sünger'le başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Bir kere ben ambalajını çok beğendim. Çünkü ucu şöyle görmüş olduğunuz gibi sivri. Ürünü çok fazla vermiyor ve bu sayede cildinize çok fazla ürün gelmiyor. Kontrollü bir şekilde ürünü uygulayabiliyorsunuz. Şimdi sünger ile görmüş olduğunuz gibi kapatıcılığı bu şekilde. Şimdi diğer tarafına da fırça ile uyguluyorum ve o şekilde kapatıcılığını da tespit edelim. Fondöten gerçekten fırça ile çok 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 kapatıcı oluyor. Yani şöyle görmeniz gerekirse çok az bir miktarla fırça yardımıyla bütün cildinizi kapatabilirsiniz bence.
Şimdi sizi biraz daha yakın aldım ve birazcık da böyle yakından görün istedim fondöteni duruşunu. Fondöten yoğun kapatıcı. Testinde 15 güneş koruma faktörü içeriyor. Kesinlikle karma ve sadece yağlı ciltlerin kullanabileceği bir fondöten ama dediğim gibi kuru ciltliyseniz cildinizde nemlendiricilerle veyahut da bu yüz yağları ile karıştırarak uygulayabilirsiniz. Onun dışında bence uygulamamalısınız. Çünkü cildinizi gerebilir. Çünkü şu anda pudra kullanmadığım halde gayet görüyorsunuz cildim mat. Çünkü mat bir fondöten. Bu şekilde yani söyleyebileceklerim şu anda bu fondöten için bunlar. Gayet başarılı bir ürün. Şu anda yüzümde hiçbir tane kusur görünmüyor. Ve şu anda gerçekten cildimde ağırlık da yapmıyor. Ben bu özelliğini çok sevdim. Normalde bu tarz ürünler cilde ağırlık yapar ama bu üründe şu anda bir ağırlık hissi yaşamıyorum. Yani beğendim ben. Şimdi kaşlarıma biraz şekil vereceğim. Farmasinin şöyle bir kaş kalemi var. Ve Farmasinin şu isimli kaş maskarası ile kaşlarıma şekil vereceğim. Kaşlarımın altını biraz aydınlatacağım. Bunun için Gabrini Cosmetics'in şu highlighter'ını kullanacağım. Wet n Wild'ın şöyle Comfort Zone isimli bir paleti var biliyorsunuz. Çok popüler. Benimki yere düşe düşe bu hale geldi. Şimdi şuradaki rengi çok popüler olduğunu biliyorsunuz. Bir zamanlar çok kullanılıyordu. Şimdi ben bununla bir makyaj yapacağım ama öncesinde şuradaki rengi tüm göz kapaklarıma uygulayacağım. Şimdi derinlik katmak istiyorum. Bu yüzden buradaki rengi uygulayacağım. Biraz önce kamera kayıttan çıktığı için tekrar kaydı açtım ama özelliklerini ayarlamayı unutmuşum ve gayet böyle koyu bir renkteydi. O yüzden yayınlayamazdım orasını. Geçiyorum. Şimdi nerede kaldığımı anlatayım. Şu dış köşelerimi şuradaki kahverengi renginden birazcık böyle çok dokundurarak orayı birazcık daha derinleştirdim. Şu renkle de şu iç kısımları birazcık aydınlattım. Sonra gözümün iç kısmına siyah kalem uyguladım. Çünkü kirpiklerimin daha dolgun ve daha gür durmasını istediğim için. Kullandığım göz kalemi ise Infallible serisindeki L'Oreal'in bu göz kalemiydi. Maskara olarak ise L'Oreal'in bana yeni göndermiş olduğu bu X5 serisindeki Volumish isimli ekstra volüm vadeden maskarası. Bunu da gerçekten çok sevdim ve çok beğendim. Çünkü kirpikleri inanılmaz dolgun ve tek tek ayırıyor. Bu özelliğinden dolayı bayağı sevdiğim bir ürün oldu kendisi. Evet, şimdi maskaramı da uyguladım. Şu gözümün altını birazcık temizleyelim isterseniz. Bugün kapatıcı olarak ise Farmasinin bu BB kapatıcısını kullanacağım. Bu kapatıcıyı ben çok seviyorum. Az bir ürün uygulamanıza rağmen gayet güzel kapatıyor ve renginden dolayı da gerçekten aydınlık bir görüntüsü oluyor. Şu şekilde gözümün altına uyguluyorum. Şöyle biraz da burnumun üzerine. Bu sayede daha aydınlık durmasını istiyorum. Gözümün altını birazcık sabitleyeceğim. Sanırım transparan pudrasını kullanıyorum. Ben bu pudrayı gerçekten çok seviyorum. Gözümün altına birazcık böyle far uygulayacağım. Böyle kalmasını istemiyorum. Şu iki rengi birbirine karıştırarak, çok az böyle birbirine karıştırarak. Göz pınarlarımı aydınlatacağım. Bu işlemleri siz de uygulayın her zaman. Çünkü bunlar gerçekten gözü daha güzel gösteren şeyler. Hangi makyajınızda olursa olsun göz pınarlarınızda mutlaka böyle aydınlık durması için bir far uygulayın. Ya da kirpik diplerinize göz kalemi uygulayın. Çünkü bunlar gözlerinizi daha güzel gösterecektir. Yani gözlerinize daha hoş durmasını sağlayacaktır makyajın.
Şimdi göz makyajını bitirdim. Şimdi ten makyajımı da tamamen bitiriyorum ve makyajımın sonuna geliyorum. The Balm'ın bu paletindeki renkleri kullanarak bir kontür yapacağım. Yani şuradaki kontür ürünlerini kullanarak kontür yapacağım. Şimdi fırçamı alıyorum ve şu şekilde şu çizgiyi, hatta şöyle yaptığınız zaman oluşan o çukuru tam kulağınızın hizasından bulun. Sonra fırçayı şu şekilde tutarak yukarı doğru, kesinlikle aşağıya yapmayın. Bu çenenizin daha düşük durmasını sağlar. Yukarı doğru, her zaman yukarıya doğru. Yani şu çizginin altına geçmemeye çalışıp uyguluyorum. Hafif ağlık uygulayacağım. Bu iki rengi birbirine karıştırarak. Aydınlatıcı olarak ise Gabrini aydınlatıcısını kullanacağım. Ben bu aydınlatıcıya bayılıyorum. Tek kelimeyle gerçekten bayılıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Tek bir dokunuşla mükemmel bir parlaklık veriyor. Şimdi son adım olarak ruj süreceğiz. Bu şekilde kalemle rujun arasında bir ton fark varsa ya, parmağınız yardımıyla onları bütünleştirebilirsiniz. Hem bu sayede ruj gerçekten dudağınızda çok güzel duruyor. Yani bu işlemi kesinlikle uygulayın, bir deneyin derim. Makyajımın bitmiş hali bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi ben fondötene gerçekten bayıldım. Yani bu fondöteni gördüğünüz ilk yerde kapın. Çünkü özel günlerinizde, her gün kullanmasanız bile özel günlerinizde mutlaka elinizin gideceği bir fondöten. Ağırlık yapmadan cildinizi çok güzel kapatıyor. Aşağıya kullandığım ürünlerin isimlerini yazacağım. Aşağıya yorum olarak da beğenip beğenmediğinizde yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız hatta daha da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.